etti. İşte Genelkurmay Başkanı, önceki Genelkurmay Başkanı oturup bu bir kağıt parçasıdır, savcılar da bunun kağıt parçası olduğunu ispatlasınlar diye oturup basın toplantısı yapıp bütün aydınları, gazetecileri tehdit ettikten sonra bugünkü hale bakın değişti. Şu önemli, yani burada işte bir emekli subay var, kurmay subay üstelik, yani o son derece iyi değerlendirebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir subayın bugün suç işleme ihtimali, özellikle siyasi gerekçelerle suç işleme ihtimali 6 ay, 1 yıl öncesine göre ne durumdadır? Bunu da ölçüp biçmek lazım. Bunun ne kadarı kişisel? Kişiselse kişisel. Yani sonuç elde ettiğiniz sonuç bu ülke için, bu ülkede hukukun egemenliği için elde ettiğiniz sonuç önemli. Burada bence demokrasiden ziyade hukuku ön plana çıkartmamız lazım. Hukukun uygulandığı, herkesin hukuka riayet ettiği ülkeyi de ordunun değil, hukukun koruduğu, hukuka uygun davranan ordunun ülkeyi koruyabildiği bir zihniyet. İşte ama orada da Mehmet Altan'ın çizdiği çerçeve çıkıyor. Gerçekten hukukta da mı demokratik miyiz? Şunu, belki onu ilave edeyim. Doğru. Şunu ilave edeyim ben. Şimdi mesela 35. maddeyi söylüyoruz. Yani 35. madde komedi. 12 Eylül günü herhalde ondan önceki darbelerde de ya buna bir gerekçe bulalım, ne bulalım diye sorduğunda subaylardan biri demiştir ki bu 35. maddeyi kullanalım. Orada diyor ki 35. maddede anayasayla tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korumaktır diyor. Siz kalkıyorsunuz anayasayı toptan ilga ediyorsunuz. Komedi bu yani. Oturup ondan sonra 35. madde askere darbe yapma yetkisi veriyor deyip bunun üzerinden tartışmayı sürdürmek de yanlış. Ama tabii hukuk mesela bugün Türkiye'de hükümetin bir komutanlık görevine birisini ataması için Genelkurmay Başkanı'nın bir öneri yapması lazım. Hukuka göre böyle ama demokrasiye göre bunun bir başka örneği yok. Burada tabii ki ordunun, sadece Türkiye'nin demokrasi sorunu, ordunun demokrasiye bağlı bir hale getirilmesi değil ama ordu bu noktaya gelmeden demokrasinin diğer alanlardaki ilerlemesi sağlanamıyor. Yani ordunun antidemokratik tavrı o sadece sivil asker ilişkilerinden ibaret değil Türkiye'de demokrasi. Ama ordunun sürekli olarak kendi antidemokratik o birinci cumhuriyet dediğim benim tek parti zihniyetiyle bütün cumhuriyetin toplumun patronu olma arzu, ihtirası ve hukuku aşılmadıkça demokrasinin önü açılmıyor. Ama demokrasi sırf bundan tabii ki ibaret değil. Bir de belki şöyle bakmamız lazım. Bu adımların kurumsallaşmaması, yani bu söylediğim anlamda kuvvet komutanını atarken başka hiçbir bakanlıkta böyle bir öneri beklemiyorsun. Üçlü kararnameyle atamaların hiçbirinde bu yok. Bu bir tek parti zihniyetinin 12 Eylül'le cilalanmış halidir. Evet. Onun için bizim kurumsallaşmamız ve bunu değişimi sistemleştirmemizle ancak demokrasi mümkün. Enteresan. Size deminki iki konu birbirine girdi. Mesela yaşın kuruluşu da hemen 1971 darbesinden sonra yaşın Yüksek Askeri Şura kuruluş ve görevleri kanunu oluşturuluyor. Askeri dolayısıyla anlayışa göre şekillenmişti. Evet. Bu cumhuriyet askeri bir cumhuriyettir. Ama demokrasi askerleri bugünkü yapısını değiştirmekten ibaret bir iş değildir. Ama çok önemli bir kısmıdır. Dolayısıyla şeyi soracaktım. Sayın Kaboğlu'nun söyledi. Yani hükümet mesela yaşın da yapısını değiştirebilir miydi zamanında? Yok. Ya da kaldırır. Kaldırır. Hayır, bir de ayrıyeten belki oraya da geliriz. Konjonktür açısından hükümetin reformlarını daha hızlandırması lazım. Bu çok hayırlı bir iş oldu. Cuma günü kim bilir o askerler Türkiye birbirine girecek zannediyordu. Hiçbir şey olmadı. Ya 3 saatte bu işi çözdüler. Aynı zamanda pazartesi sabahı dolar düştü, borsa toparlandı. Bundan evvel de antidemokratik bir şey olduğu vakit, bunu yaptığın vakit hiçbir şey olmaz. Çünkü konjonktür de müsait, dünyada, çağda. Onun için bunu hızlıca, yaşı da kaldırmak lazım, hepsini kaldırmak lazım. Şirin Hanım, birkaç düzine kanun var. Sadece yaş değil. Hemen darbe dönemlerinde yapılan, darbeden hemen sonra yapılan, çıkartılan kanunlar bunlar. TSK personel kanunu. Hep değişikliklere bakın. Yani o kanunlarda yapılan değişiklikler var. Hep darbe sonrasıdır
şeyi. Hayır, şu oradan bunun şunu sormak isterim. Sayın Kaboğlu'nun söylediği, peki bunlarda bir değişiklik yapmadan bugün yaş eksik kararlarının kalır. Üzerinden eksik giderek eksik kalır. Demek istediğim, hükümet bugün bu adımı atıyor. Evet, demokratikleşme adımı ama önünü hazırlamadan. Tarihsel bakmak lazım. Bu Kemalizmin revanşıdır. Sen bu sistemi demokratikleştirmediğin vakit bunun da revanşı gelir. Ve Türkiye bu beladan kurtulamaz. Şimdi mesela biraz önce konuştuğumuz konu hukuk, demokrasiden çok hukuk dendi. Ama şunu unutmayalım. Hukuku üreten demokrasidir. Yani parlamento yapar hukuku. Parlamento da demokratik bir anayasal kurumdur. Dolayısıyla mesela... Yani toplum üretir. Toplum seçer. Şimdi bunu bir 35. maddeyi çok dile getirdik ama 35. madde semboliktir. Evet, 35. madde bana göre, bize göre bir darbe yetkisini vermiyor ama öbür taraftan da diyor ki darbeyi yapan bana bu yetkiyi verdi diyor. Yani bir meşrulaştırma şeyi. Ama 35. maddeyi kaldırmanın önünde de bir engel yok. Yani nihayet parlamentoda 139 elin kalkması, aykırı görüş çıkmazsa. Şimdi bunlar aslında çok önemli, ya da işte dile getirdiğiniz yaş konusu. Veya şimdi bakın, yani Türkiye'de baktığımız zaman mesela yeni anayasa falan diyoruz. Hayır, asker diyorlar. Ben anayasaya baktığım zaman, bütün bu dengelere baktığım zaman, yok değil, askeri yargıtayı kaldırırsınız, sivil yargıtayın bir dairesi haline getirirsiniz. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin üstünü çizersiniz, Danıştay'ın bir dairesi yaparsınız. Hiç kimse de bir şey demez ama siz şunu yapabilecek misiniz? Yargı bağımsız ve tarafsız bir biçimde örgütleyebilecek misiniz? Mesela HSYK'yı bugünkü yapısıyla lağvedebilecek misiniz? Hayır, bence HSYK'yı bugünkü yapısıyla lağvetmek, askeri yargıtayı lağvetmekten çok zordur. Neden zordur? Çünkü HSYK yoluyla yürütmenin, siyasilerin yargı üzerinde şeyi var. Güdümleyici bir etkisi var. Yine anayasada o sorunu yaşayacağız. Şimdi dolayısıyla hani biz askeriyi karşımıza alıp sanki askeriye bütün değil bence. Yani az önce dediğim gibi mesela 2001 yılında 118. maddede güvenliği çıkarsalardı, savunmayı koysalardı, o kadar sivil şeyi doldurmak yerine, çünkü sonuçta biz ne kadar uzman olursak olalım, milli savunmadan biz generalleri neden yetiştiriyoruz? Bu kadar büyük ordu, bu kadar büyük bütçe milli savunma için. O zaman biz milli savunmayı generallerin uzmanlığına teslim etmeyeceğiz de üniversite profesörleri mi yapacak? Şimdi eşyanın doğası gereği sizin ordunuz varsa ona vereceksiniz. Hayır, siz diyorsunuz ki anayasada güvenlik duracak. Peki kaç asker var orada? 5 asker var. 5 rütbeli asker varsa 10 tane de sivil getireyim. Öyle oldu çünkü 2001'den bu yana. Hayır, olmadı. Paralel bir şey oldu. Paralel bir tür bakanlar kurulu oldu. Cumhurbaşkanı başkanlığına bakanlar kurulu oldu. Garip bir durum. Şimdi bunu kim üretecek? İşte bunu demokrasi üretecek. Bu hukuktur. Hukuk sorunudur. Demokrasi üretir ve bunu yaparsa da pazartesi doğan kriz kadar bunun etkisi olmaz. Hiç kimse buna karşı çıkamaz. Şimdi ben küçük bir muhabirden başlayarak şu geldiğim noktaya kadar her Ağustos şu Yüksek Askeri Şura'yla uğraştık. Yani her Ağustos'u biz aynı krizlerle geçirdik. Farklı dönemlerde farklı krizlerle. Şunu sormak istiyorum. Yüksek Askeri Şura bizim niye bilmemiz gereken bir şey? Yani bugün hükümet de bir anlamda... Yani size soruyorum Atiye Bey. Evet. Baktığımız zaman şöyle ben biraz inceledim. Mesela yapısı itibariyle başbakana da oy hakkı veriyor. Ama eğer oylar farklı çıkarsa eşitlik arasında başbakana birinci... Yani, karar verme yetkisi veriyor ama zaten askerler arasında hiçbir zaman bölünme olmadığı için doğal olarak her zaman kararlar askerlerin istediği gibi çıkıyor gibi de bir yapısı var. Dolayısıyla başbakanın orada sembolik olduğu, aslında askerlerden oluşan, askerlerin kararlarının kesin karar olarak kabul edildiği bir yapı. Biraz önce dediğim gibi de 1971 darbesinden sonra oluşturulmuş. O dönemde de zaten Cumhurbaşkanı da asker kökenli ve hükümetinde askerle iyi geçinen hükümetler olması ön kabulüyle oluşturulmuş bir sistem. Şimdi mesela neden Milli Güvenlik Kurulu'nu ve Yüksek Askeri Şura'yı hala biz birer kurum olarak tutmak durumundayız? Bugün itibariyle sadece bu meselede İstifa etmesi üzerinden tartışmak yerine hükümet zaten bunların da yapısının değiştirilmesi konusunda bir adım atabilir mi? Yoksa bu orduyu ya da askeri kararları daha da etkileyecek bir karar mı olur?
Şimdi bazı kurumları değiştirebilirsiniz. Ama ben şunu da söyleyeyim. Mesela Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin güvenlikle ilgili birçok görevi elinden alındı. Ben dedim ki aslında o görevleri normal siyasi iktidarın yapması gerekiyordu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği sivillerin kontrolüne girseydi ve benim biraz önce söylediğim zihniyetteki hiç şekilde yönetilseydi aslında Türkiye için çok faydalı olurdu. Neden söylüyorum? O kurumu kaldır, o özelliklerini kaldırdınız. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi güvenlik müsteşarlığı kuruluyorsunuz. Ama ne oldu? İkilem oldu. Güvenlik müsteşarlığı var, Milli Güvenlik Siyaset, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği var. Şimdi birbiri üzerine binmeler oluyor böyle kurumları kaldırdığınız zaman. Ya sistemi yeni baştan düşüneceksiniz baştan itibaren anayasa çerçevesinde ve baştan başa Türkiye'nin gerek anayasasını gerekse bu kademelerini yeni baştan düzenleyip elden geçireceksiniz. Yoksa bunu kaldırıyorsunuz bir müddet sonra böyle bir şeye ihtiyaç olduğu çıkıyor. Bu sefer yeni bir kurum kuruyorsunuz veya o kurum kalıyor yeni bir kurum daha söz konusu oluyor. Bu nedenle bence anayasadan başlamak suretiyle Türkiye'nin bütün yeni baştan yeni bir zihniyetle, yeni bir çağcıl zihniyetle hem anayasanın devlet yapılanması hem de bu devlet yapılanmasındaki önemli organların yeni baştan değerlendirilmesi gerekiyor. Burada yani şöyle diyeyim, silahlı kuvvetlerin kendi içinde terfilerini düzenlemek için, kendi içinde bazı güvenlik sorunlarını tartışmak için silahlı kuvvetler personelinin bir araya gelmesinden daha doğal bir şey var mı? Yok, bu gayet doğal. Burada doğal olmayan şeyler var. Doğal olmayan şeyler şu, üst seviyedeki siyasi rütbeler, bunu askerler de söylerdi, siviller de söylüyor. Üst seviyedeki silahlı kuvvetler personeli biraz da yarı siyasi kurumlardır. Yani siyasetle biraz da yaptıkları güvenlikle ilgili faaliyetler siyasi siyasi iktidarla uyumlu bir şekilde yapılması gerekir. Dolayısıyla burada siyasi iktidara karşı muhalif duran bir silahlı kuvvetlerin üst düzey yönetimi olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu sivil asker işbirliğini bırakın artık sivil asker işbirliğini dünya açtı. Sivil asker müşterek çalışması ön plana çıkıyor. Yani işbirliğini, ilişkileri falan bırakın müşterek çalışması lazım. Ama bu olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bizim silahlı kuvvetler personelimiz üst seviyedeki organlarını kendi bekliyor, veriliyor ve bunu siyasi iktidara dayatıyor. Bunu böyle yap diyor. Böyle bir şey olamaz. Üst seviyedeki nasıl müsteşarları kendi atıyorsa siyasi iktidar üst seviyedeki. Ama alt kademedeki silahlı kuvvetlerin kendi yapılanmasıyla ilgili albayların terfileri, genel rütbe esasları, genel gelişimleri, bunların trendleri, kendi sorunlarıyla ilgili konuları da onlar da bağımsız olarak yürütülmesi lazım. Çünkü silahlı kuvvetlerde herhangi bir siyasi partinin kontrolüne geçtiği zaman orada da demokrasiden söz edemeyiz. Şimdi başbakan dedi ya teamüller yok, hukuk var. Onu tabii demokratikleşme yolunda bir adım olarak değerlendirdi. Aslında doğru olan hukukun olmaması, teamüllerin olması değil mi? Öyle teamüller olacak ki askerin kendi işi olacak. Ne hukuk ilgileniyor olacak, ne hükümet ilgileniyor, ne biz siviller ilgileniyor olacağız. Teamül gereği askerler kendi kapalı içlerini yapacaklar. Yani normali çekilmesi bu değil midir? Hukukun yani, olduğu yerde teamül olmaz. Hayır. Demek yani şunu söylemeye çalışıyorum. Başbakan diyor ki teamüller yıllar yılı o kadar belki suistimal edilmiş ya da soru işareti bırakmış teamüller ki başbakan teamül yok. Hukuk var demek ihtiyacım diyor. Ben de diyorum yani ki teamüller soru işareti doğurmuyor olsa teamül olsa ne fark eder? Evet, lazım. Burada aslında hukukun temel teamül hukuku diye bir kavram vardır. Yani eğer hukuk kuralı kural olarak yazılmamışsa o teamüller belirli noktalar ekliyor. Ama ne zaman ki teamüller hukuk zihniyetinin dışına çıkmaya başlıyor o zaman hukuk kuralı getiriyorsunuz onu daha bağlayıcı bir nitelik kazanıyor. Eğer teamüllerle insanlar bu sağlıklı bir şekilde işlese yani demokratik algılara uygun olarak işlese belki sorun olmayacak. Nitekim İngiltere'de bunlar sorun olmuyor. Birçok konu teamüllerle idare ediyor ama hukuka ihtiyaçları yok ki. Herkes o zihniyet benimsemiş. Hukuka çelişmiyor işte. İşte orada neden ama mesela, çelişmiyor? İnsanlar demokrasi algısı, o demokratik zihniyete sahip olduğu için, demokrasi kültürüne sahip olduğu için çelişmiyor. Eğer o olmazsa siz hukuk kurallarını da kuruyorsunuz. Evet. Onu da aşıyor insanlar. Şimdi burada Kemalist bir laiklik algısı olduğu için ordu meselesi tabii hem de cumhuriyetin bir askeri cumhuriyet olmasından dolayı her şeyin önünde ve en fazla tartışılan konu. Ama aynı zamanda
askeri yani sivil asker ilişkilerinin demokratikleştirilmesi için bunu demokratikleştirmek olan siyaset. Peki siyaset kendini demokratikleştiriyor mu? Yani bütün bu yasalara baktığın vakit 12 Eylül yasası. Peki partilerin